Mersin Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısı 2. birleşimi Kongre ve Sergi Sarayı'nda Başkan Burhanettin Kocamaz idaresinde yapıldı. Meclis toplantısında Veterinerlik Daire Başkanlığı'nın kapatılması görüşmesi gündemin dikkat çeken konusu oldu. Teşkilat şemasında değişiklik yapılması ile ilgili teklifin komisyonlarımız tarafından incelenmesi neticesinde Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'nın kapatılarak Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın altına müdürlük olarak eklenmesine, Veterinerlik Dairesi Başkanlığı'nın kapatılmamasına, teklifin geri kalan kısmının idareden geldiği şekliyle kabulüne komisyonlarımız tarafından karar verilmiştir. Burada da arkadaşlar ne için bu Veterinerlik Dairesi'nin kapatılmamasına karar verdi? Ben de bunu anlamış değilim yani. Şimdi aslında meclis, özellikle de muhalefet kapatılması yönünde oy kullanıp idarenin kullanmaması gerekir. İdare statükoyu korumaya çalışması gerekir. Ama biz işlerin daha sağlıklı yürümesine yönelik, biz bu belediyede ilk defa büyükşehir, bu yeni anlamıyla bir yönetim oluştu. Kurucu belediye başkanlığı görevi olduğu için de birçok şeyi deneyerek ancak buluyoruz. Yani buradaki veteriner dairesinin kapatılmamasına yönelik ısrarı ben anlamış değilim. Veteriner daire başkanlığının bütçe düşünülerek ya da ekonomik açıdan değerlendirilerek kapatılması halk sağlığı açısından kabul edilemez bir gerçek. Halk sağlığı. Ya orada yine müdürlükler devam edecek yani. Müdürlükler elbette devam edecek ama yani eskiden yoktu zaten. Elbette. Eskiden yoktu burada veteriner dairesi. Biz bunu önermiştik. Böyle bir dairenin açılması Mersin için, Türkiye için bir milat oldu. Ama biz bu milattan geri adım atmamamız lazım. Çünkü dünyada, dünya ülkelerinde bu şekilde veteriner daire başkanlıkları ve buna benzer daire başkanlıkları güçlendiriliyor. Bütçe olarak, bakış açısı olarak her türlü. Çünkü daire başkanlığı bu veteriner isminin sadece hayvanlardan gelmiyor. Burada önemli olan halk sağlığı açısından daha önemli. Halk sağlığı düşünüldüğü zaman halk sağlığı, gıda kontrolleri ya da hayvancılık noktasında sokak hayvanlarını zaten düşündüğümüzde ya da hayvan pazarlarını düşündüğümüzde bütün ilçelerde gerekli olan, bütün ilçelere yapılması gereken hayvan barınakları, mezbahaneler ve hayvan pazarlarını düşündüğümüzde buranın kapatılması söz konusu olamaz. Yani burada bu dediğimiz milattan elbette vallahi bilmiyorum. Yani kuruluşundan sizlere çok teşekkür ediyoruz. Türkiye için bir milat oldu ama burada geri adım atılmaması lazım. Çünkü Avrupa buraya gidiyor. Bu şekilde kararlar alıyor ve bu daire başkanlıklarını güçlendiriyor devamlı. Şimdi arkadaşlar bakın. Biz burada işlerin daha sağlıklı, daha hızlı yürümesine yönelik böyle bir kararı alıyoruz. Zaten burada ilgili şube müdürlükleri var. Bunlar Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlanıyor. O işler zaten yine yürüyecek. Ama burada yani diğer daireler kapansın, bu kapanmasın denmesinin mantığı sizin söylediğinizle halk sağlığıyla daha önemli başkanım. Burada hayvan sağlığı olarak düşünmememiz lazım. Meclis üyelerinin mesleklerine göre burada karar alınmaz. Yani siz veterinersiniz diye bu konuda ısrar ediyorsunuz. Hayır, başkan, o zaman dünyayı mühendisler, dünyayı alalım o zaman. Mühendisler yani, başka konuda ısrar etsin. Herkesin kendi talebine göre burada karar alın. Burada benim mesleğimle ilgili hiçbir çıkarım yok. İkincisi de dünyadaki gelişmelere bakalım o zaman. Başkan ona göre bir evet arkadaşlar. Bakalım. Tamam, 3 dairenin kapatılmasını kabul edenler ya bütçe hazırlanıyor arkadaşlar. Buna göre buna ayrı bir bütçe hazırlanması lazım eğer kalacaksa. Kapanınca ona ayrıca bütçe hazırlanmayacak. O bütçe tarımsal hizmetlerin içerisine aktarılacak. Tamam. Tamam. 4 dairenin kapatılmasını kabul edenler. Sayın. Veteriner dairesinin dışındaki dairelerin kapatılmasını isteyenler. Ya komisyondan geldiği gibi değil.
söylediğime dikkat edin. Yani veteriner dışındaki diğerlerinin diyorum. 3 daire kapatılmıştır. Arkadaşlar da hiç olmasa bir iş yapmış olsunlar yani. Mersin'de 1. Uluslararası Kardeş Şehirler Turizm Zirvesi düzenleniyor. Mersin 1. Uluslararası Kardeş Şehirler Turizm Zirvesi'nde dünya turizmindeki gelişmeler ve eğilimleri, turizm pazarlamasının ülkeler arasındaki önemi ve kardeş şehirlerin turizme nasıl katkı sağlayacağı büyük bir konferansla masaya yatırılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Türkiye Turizm Konseyi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ve Mersin Turizm Platformu işbirliği ile bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan 1. Uluslararası Kardeş Şehirler Turizm Zirvesi Mersin'de dünya kentlerini buluşturuyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan zirveye 23 ülkeden 50 belediye ve 200 katılımcı olmak üzere dünya turizm yöneticileri, dünyanın önde gelen turizm birlikleri ve kardeş şehir belediye başkanları katılıyor. Zirvede gerçekleştirilecek olan konferansta Federal Almanya eski Berlin Eyalet Başkanı, Dünya Turizm ve Seyahat Konseyi Başkanı, Alman Turizm ve Seyahat Konseyi Başkanı, kardeş şehirler arası turizm hareketleriyle kardeş şehirler turizm hareketliliğinde yeni ufuklar konulu sunumlar gerçekleştirecekler. Zirve 13-14 Kasım tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek. Zirvenin ilk günü konuya yönelik toplantılar gerçekleştirilecek ve 14 Kasım'da zirve nedeniyle Mersin'e gelen misafirlere Mersin ve çevresini tanıtmak amacıyla turistik gezi yaptırılacak. 1 Kasım seçimlerinde AK Parti, CHP ve MHP'den meclise giden milletvekilleri aynı törende mazbatalarını birlikte aldı. Mazbata törenine Mersin'in 11 milletvekilinden 9'u katılırken Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski bakanı AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan işlerinin yoğunluğu nedeniyle gelemedi. HDP milletvekili Dengirmir Mehmet Fırat da törende yer almadı. Mersin'de Türkiye'de hiç de alışık olunmayan bir tablo yaşandı ve 3 siyasi parti ülkeye Mersin'den birlik mesajı verdi. Mersin'den AK Parti, CHP ve MHP'den milletvekili seçilen yeni vekillerin mazbatalarını almaları için Mersin Adliyesi'nde toplu tören düzenlendi. Törene 3 partiden 9 milletvekili katılarak mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı Sebahattin Aras'ın elinden aldı. Mazbata törenine Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, AK Parti İl Başkanı İsmail Taşpınar, CHP İl Başkanı Abdullah Özyiğit, MHP İl Başkanı Sebahattin Kılıç'la 3 partiden çok sayıda partili katıldı. 3 partinin milletvekillerinin de adliye bahçesinde alkışlarla karşılandığı tören Mersin Adliyesi'nin 11. katındaki konferans salonunda düzenlendi. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra bir konuşma yapan İl Seçim Kurulu Başkanı Sebahattin Aras, 26. dönem milletvekili seçimine hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi. 26. dönem milletvekili seçimlerinde yaptıkları hizmetlerden dolayı önce İl Seçim Kurulu üyelerim Adnan Yıldırım ve Mehmet Davak'a teşekkür ediyorum. İl Seçim Kurulu Başkanı Aras konuşmasının ardından Mersin'de en çok oy alan partiden başlayarak yeni milletvekillerine sırasıyla mazbatalarını verdi. Mersin'de seçimden birinci parti çıkan AK Parti'de birinci sıradan milletvekili seçilen eski bakan Lütfi Elvan törene katılamadığı için mazbatasını AK Parti İl Başkanı İsmail Taşpınar aldı. AK Parti'den Yılmaz Tezcan, Ali Cumhur Taşkın ve Hacı Özkan, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Hüseyin Çamak, Fikri Sağlar, Aytu Atıcı ve Serdal Kuyucuoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi'nden de Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Oktay Öztürk ile Baki Şimşek mazbatalarını partililerin alkışları eşliğinde aldı. Bu arada CHP'li Aytu Atıcı mazbatasını aldıktan sonra "Bu mazbatayı Ankara tren garı önünde hayatını yitiren yurttaşlarımıza adıyorum" dedi. Milletvekillerinin mazbatalarını almalarından sonra İl Seçim Kurulu Başkanı Aras'ın davetiyle kürsüye çıkan Mersin Valisi Özdemir Çakacak yapmış olduğu kısa bir konuşmada şunları söyledi. Sayın milletvekillerimize
Öncelikle milletvekillerimizi tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Mersin olarak güzel bir seçim geçirdiğimizin düşüncesindeyim. Bu seçim dönemi bir dahaki seçime kadar güzel bir şekilde devam eder. Milletvekillerimiz Mersin'imize, ülkemize hayırlı hizmetler sunarlar. Ben tekrar milletvekillerimize tebrik ediyorum. Hem Mersin'imize hem ülkemize hayırlı hizmetlere vesile olmasını, güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Tekrar sizleri saygıyla selamlıyorum. Tören sonunda mazbatalarını alan 3 partinin milletvekilleri bir araya gelerek birlik mesajı verdi. Mersin'in Erdemli ilçesinde 2 ayrı okul yakınına bırakılan evrak çantaları içerisinde bomba olabileceği şüphesiyle paniğe neden oldu. Okul çıkış saatine yakın bir zamanda Erdemli Akdeniz Anadolu Lisesi duvarına dayanmış bir halde bir çantanın çevresi polis tarafından şüpheli görülerek güvenlik şeridiyle çevrildi. Bu sırada Erdemli Ortaokulu çevresinden de benzer bir çantanın bulunduğu ihbarı alındı. İkinci çantanın çevresi de güvenlik şeridiyle çevrildi. Öğrencilerse okulların diğer kapılarından tahliye edildi. Çantayı bırakan vatandaş durumu fark ederek olay yerine geldi ve sivil ekiplere çantanın boş olduğunu anlatarak çantayı açtı. Diğer çantaysa şüpheli görülerek olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Bu çantanın içi de boş çıktı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen vatandaş, evrak çantalarını bir çöp kutusuna attığını ancak buradan çocuklar tarafından alınarak okul yakınlarına bırakılmış olabileceğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Mersin'de Devrimci Parti üyesi oldukları iddia edilen 6 kişi Doğan Haber Ajansı Mersin Bürosu'nu bastı. Silvana Sesver, Aziz Gürler'i unutma pankartı asan gruba polis ekipleri müdahale etti. Çevik kuvvet ekiplerinin gelmesiyle gözaltına alınan 6 kişi Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Devrimci Parti üyesi oldukları iddia edilen 6 kişi, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sokağa çıkma yasağı nedeniyle yaşananları ve Suriye'de hayatını kaybeden Aziz Güler'in cenazesinin Türkiye'ye girişine izin verilmemesiyle ailesine teslim edilmemesini protesto etmek için İstiklal Caddesi üzerindeki bir iş hanının 4. katında bulunan Doğan Haber Ajansı Mersin Bürosu'nu bastı. Çalışanları etkisiz hale getiren eylemciler, pencereden Silvan'a ses ver, Aziz Güler'i unutma pankartı asarak slogan attı. Olay yerine gelen Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri eylemcilere müdahalede bulundu. Ekipler pankartı içeriye çekti. Bu sırada Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleriyle eylemciler arasında arbede yaşandı. Eylemcilerin kargaşa çıkarması üzerine Doğan Haber Ajansı çalışanlarıyla onlara destek veren gazeteciler arasında da arbede çıktı. Daha sonra ise olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Biri kadın 6 kişi çevik kuvvet ekipleri tarafından gözaltına alınarak Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaklaşık 200 kişinin işten çıkarılacağı gerekçesiyle bir süredir eylemde olan cam işçilerini ziyaret ederek destek verdi. Mersin'de kurulu Şişe Cam Anonim Şirketi'nin Anadolu Cam, Paşabahçe ve Trakya Cam fabrikalarında 200 işçinin işten çıkarılacağı gerekçesiyle iş yerini terk etmeme eylemi başlatan Kristal İş Sendikası üyesi cam işçilerinin eylemi devam ediyor. Eylemdeki cam işçilerine destekler de sürüyor. Bu kapsamda CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ve Mersin Baro Başkanı Alpay Antmen'le birlikte eylemdeki işçileri ziyaret eden Mezitli Belediye Başkanı Tarhan, İşçilerin mücadelelerinde onların sonuna kadar yanlarında olduklarını söyledi. Yaşasın sığınım dayanışması! Çok değerli cam emekçisi arkadaşlar, hepsinden önemlisi de sizleri burada yalnız bırakmayan hanımefendiler ve çocuklar. Tümünüzü bu direnişte saygıyla karşılıyoruz. Yanınızda olduğumuzu bildiriyorum size. Bu arkadaşlarımızı elbette ki kurda kuşa yem etmeyeceğiz. Biz sizlerin her zaman arkasında olacağız. Paşabahçe işçileri
şanlı direnişini her zaman göstermiştir. Türkiye bunu biliyor zaten. Bir kez daha bu şanlı direnişi göstereceksiniz. İnanıyorum. 1 Mayıs'larda meydanlarda nasıl sizinle birlikte, eşimle beraber en ön saflarda yer aldıysam, bundan sonra da sizlerin mücadelesinde her zaman bir belediye başkanı olarak tüm varlığımla yanınızda olacağım. Kutlu şimdilerle sevgi saygı sunuyorum. Sağ olun. Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin yeni binasının yapımıyla ilgili gerçekleştirilen bazı ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda ikisi doktor, 17 kişi gözaltına alındı. Sayıştay tarafından Mersin Üniversitesi'nin yeni binasının yapımıyla ilgili bir süre önce başlatılan incelemelerde bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında 2 doktor ve 1 hastane personelinin bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin KOM Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi. Operasyonla ilgili Mersin Üniversitesi tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada üniversitenin 2000-2014 yılları arasında gerçekleştirilmiş olan hastane inşaatıyla ilgili Sayıştay tarafından yürütülen inceleme sonucunda adli makamlarca gizlilik kararı verilmiş bir soruşturma gerçekleştirildiği kaydedildi. Ankara'da 10 Ekim'de 102 kişinin hayatını kaybettiği canlı bomba saldırısında ölen Mersin Üniversitesi'ndeki 3 öğrencinin anısına Mersin Üniversitesi Çiftlikköy kampüsünde barışı simgeleyen zeytin fidanları dikildi. Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra patlamada hayatını kaybeden Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü 2. sınıf öğrencisi Şebnem Yurtman, Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Elif Kanlıoğlu'yla, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Ali Deniz Uzatmaz'ın yakınları Çiftlikköy yerleşkesine geldi. Öğrencilerin de destek olduğu aileler üzerinde "Barış Fidanımız" yazılı 3 zeytin fidanını dikti. Mersin'de nüfusa kaydedilmeyen nikahsız eşi 25 yaşındaki Seda Temataş'a kimlik çıkarmak isteyen 30 yaşındaki Ali Kulubaş'ın adına 32 ayrı dosyada toplam 332.944 lira vergi cezası kesildiği ortaya çıktı. Anne ve babası tarafından ihmal sonucu nüfusa kaydedilmeyen 4 çocuk annesi Seda Temataş'la nikah kıyabilmek için yıllardır kimlik mücadelesi veren fırın işçisi Ali Kulubaş resmi yollardan sonuca ulaşamayınca çevresinden yardım istemeye başladı. Bir tanıdık aracılığıyla 4 yıl önce mali müşavir HT ile tanıştı. Kulubaş iddiasına göre HT'nin eşine kimliğini kısa sürede çıkartacağız vaadi üzerine İzmir'in Bornova ilçesine gitti. Okuma yazma bilmeyen Kulubaş HT'ye güvenerek önüne getirilen belgeleri imzaladı. Ancak o günden bu yana bir gelişme yaşanmadı. Geçtiğimiz günlerde eşinin kimliği olmadığı yönünde çıkan haberlerden sonra Kulubaş'ın evine İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı'ndan sahte fatura düzenleme nedeniyle kesilen 32 ayrı vergi cezası geldi. Toplam hesaplama 300 milyarı aşkın abi. Hesapladığımıza göre 300 milyarı geçiyor yani. 4 milyarlık, 1 milyarlık, 10 milyarlık bir sürü maliye borcum var abi. Hanımın 25 senedir kimliği olmadığı için bu Hasan Tuzla denen şahısla tanıştık. İşte bana dedi, hanımın kimliğini ben çıkartacağım. İşte İzmir Bornova'da tanıdıklarımız var. O tanıdıklar aracından çıkartırız diye. Sağa sola her tarafa bana bir yere götürdü, imza attırdı. Bu mali müşavir olduğu için benim aklıma hiç kötü bir şey gelmedi. Hiç okula gitmediğim için okumam yazmam olmadı. Yani bana dedi, sen hiç, ben bu imzalarken bana dediği şey, yani hanımın kimliğinle ilgili. Hanımımla kimliğinle ilgili olduğu için ben yani öyle başıma geleceğinden hiç umudu şeyim yoktu yani, korkum yoktu. Mersin'de denizi kirlettiği için hakkında dava açılan Tanzanya bayraklı geminin kaptanına çevrenin kasten kirletilmesi suçundan 5 ay hapis cezası verildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizcilik Dairesi Başkanlığı ekiplerinin 20 Eylül 2015 tarihindeki rutin denetimleri sırasında Mersin Uluslararası Limanı 13 nolu rıhtımda bağlı olan MV Mina F isimli geminin denize kirli su akıttığı tespit edilerek idari yaptırım kararı uygulandı. Mersin Liman Başkanlığı'ndan geminin seferden men edilmesini isteyen Mersin Büyükşehir Belediyesi 27.136 Türk Lirası idari para cezasının ödenmesi üzerine seferine izin verdi. Ancak kaptan hakkında Cumhuriyet Savcılığına kamu davası açılması için suç duyurusunda bulunuldu. Mersin 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından gemi kaptanı hakkında kasten çevreyi kirletmek suçundan kamu davası açıldı. Mahkemenin 5-10-2015 tarihli kararında sanık kaptan hakkında 5 ay hapis cezası verildi. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Halis Dokgöz'ün şiddeti işlediği karikatürleri İstanbul'da düzenlenecek olan Şiddeti Anlamak Kongresi'nde sergilenecek. Çocuk hakları, insan hakları, şiddet, adli tıp ve adli psikiyatri alanlarında çalışmaları bulunan, akademisyen kimliğinin yanı sıra karikatürist kimliğine de sahip olan Mersin Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Halis Dokgöz, şiddet konulu karikatürleriyle Şiddeti Anlamak Kongresi'nde yer alacak. İstanbul MEF Üniversitesi Maslak Yerleşkesi'nde 12-14 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan 1. Ulusal Şiddeti Anlama Kongresi'ne katılacak olan Profesör Doktor Dokgöz'ün çocuk, kadın ve engellilere yönelik şiddetle toplumsal şiddet konularını ele aldığı 34 karikatürü kongre kapsamında 3 gün boyunca İstanbulluların beğenisine sunulacak. 14 Kasım Cumartesi günü yapılması planlanan Mersin İdman Yurdu'nun olağanüstü genel kurulu öncesinde Mersin İdman Yurdu'nda dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ali Kahramanlı'nın kongrede aday olmayacağım açıklamasından sonra Kırmızı Lacivertli Camii'de hareketli saatler yaşanıyor. Son olarak futbol şube sorumlusu Ahmet Serttaş'ın istifasıyla çalkalanan Mersin İdman Yurdu'na bu sefer de iyi bir haber geldi. Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz kulübün yaşadığı son kriz için kriz masası oluşturdu. Genel kurul öncesi Mersin İdman Yurdu'nun yaşadığı krizi görmezden gelemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin İdman Yurdu'na 1 milyon Türk lirası kaynak aktardı. Kulüp Başkanı Ali Kahramanlı ile görüşen Başkan Kocamaz'ın kongre yapılmasından yana olmadığı ve kulübün acil ödeme planına destek olmak için 1 milyon Türk lirası kaynak aktardığı ifade edildi. Para sabah saatlerinde kulübün kasasına girdi. 14 Kasım'da yapılacak olan genel kurul öncesi Başkan Ali Kahramanlı, AK Parti İl Başkanı İsmail Taşpınar ve yöneticilerle Mersin Valisi Özdemir Çakacağı ziyaret etti. Kahramanlı, Mersin'deki iş adamlarının listesini Mersin Valisi'ne iletti. Vali Çakacak da Mersin İdman Yurdu'na bu kritik günlerde destek sağlamak için birebir görüşmelerini devam ettiriyor. Genel kurul öncesi kulübe kaynak arayışları da devam ederken Başkan Yardımcısı Özgür Sanal ve As Başkan Hikmet Kaya bu konudaki çalışmalarını devam ettiriyor. Kulübe maddi katkı sağlamak adına Mersin'in dinamiklerini harekete geçirmeye çalışan Sanal ve Kaya son bir haftadır yaşanan maddi krizi çözmek için çabalıyor. Mersin İdman Yurdu'nu içinde bulunduğu mali krizden kurtarmak amacıyla Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın kriz masası oluşturarak çalışmalara başlaması üzerine Mersin İdman Yurdu Kulübü Başkanı Ali Kahramanlı açıklama yaptı. Ali Kahramanlı, "Bu takım hepimizin takımı. Burada başkanımıza, kulübümüze 1 milyon Türk lirası para aktardığı için çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bizim feryadımıza duyarsız kalmadı. Hemen gerekeni yaptı. Bundan sonraki süreçte de desteklerine devam edecek. Fenerbahçe maçından önce tekrar bir maddi destek bize Büyükşehir Belediyesi sağlayacak," diye konuştu. Mersin İdman Yurdu Kulübü Başkanı Ali Kahramanlı, eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Mersin Valisi Özdemir Çakacağ'ın da kendilerine destek vereceğini belirtti. Bu konuda Vali Çakacağ'ın çalışmalara başladığını ifade eden Ali Kahramanlı, Bakan Elvan'ın da kendisini Ankara'ya davet ettiğini söyledi.
Mersin İdman Yurdu Kulübü Başkanı Ali Kahramanlı, taraftarların afiş yaptırarak takımlarına destek çıkmasına da teşekkür etti. Yapılan afişlerin şehirde ses getirdiğini belirten Kahramanlı, taraftarlarımız takıma her zaman olduğu gibi bu kötü günlerde de sahip çıktı. Mersin'in duyarlı olmasını istiyoruz. Bundan sonraki süreçte daha iyi işler yapılacak diye konuştu. Mersin İdman Yurdu Süper Lig'in 12. haftasında Mersin Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. 11. haftada 1-1 beraberlikle biten Gençler Birliği maçı sonrası 4 gün izin yapan Kırmızı Lacivertli futbolcular İdman'a başladı. Mersin İdman Yurdu milli maçlar nedeniyle verilen arada Adana Spor'la Tevfik Sırrı Gür Stadyumu'nda hazırlık maçı yapacak. Hazırlık maçı 14 Kasım Cumartesi saat 17'de başlayacak. 12. haftayı puanla kapatmayı hedefleyen Mersin ekibi Fenerbahçe ile 21 Kasım Cumartesi günü karşılaşacak. Maç Mersin Stadyumu'nda saat 17'de başlayacak. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta son sırada yer alan Tarsus İdman Yurdu deplasmanda oynadığı maçta Keçiören Gücü'yle 0-0 berabere kaldı. Ligde zor günler yaşayan ve bu sezon sadece bir galibiyeti bulunan Tarsus İdman Yurdu, Keçiören deplasmanında aldığı bir puanla toplam puanını 7'ye yükseltmesine rağmen son sıradan kurtulamadı. Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanan maça hızlı başlayan Keçiören zaman zaman Tarsus Kalesi'nde etkili olmaya çalıştı. İlerleyen dakikalarda maçta dengeyi sağlayan Tarsus ekibi rakip kalede uygun pozisyonlar bulsa da gol kazanamadı. Zorlu maç golsüz berabere sona erdi. Oldukça sert futbolun sergilendiği maçta Tarsus İdman Yurdu'ndan 7, Keçiören Spor'dansa 3 oyuncu sarı kart gördü.